Sayın Genel Başkanım, Türk dünyasına gönül vermiş Türk ocaklarının değerli mensupları, kıymetli katılımcılar, öncelikle 100 yıllık çınar olan, geçen asırda Türk dünyasına bir meşale olarak yakılan ocağımızın daha nice yüzyıllar yaşamasını temeline der, yıl dönümle kutlarım. Bu vesileyle İsmail Gaspral'dan başlayan kutlu kervanın bütün yolcularına, Türk dünyasının milli önderlerine rahmetle anıyor, huzurlarında saygıyla eğiliyorum. Burada Türk ocaklarının temelin atılmasında önemli hizmet olan Yusuf Akçura ile ilgili kısa bir anıdan da bahsetmek istiyorum. Yıl 1918, Türk dünyasının en karanlık dönemlerinden birisi. 1917'de Türkistan'da kurulan milli muhtariyetler birer birer yıkılmış. Alaşorda, Türkistan, İdil Ural, Başkur ve diğer milli muhtariyetler monarşist Rus generalleri tarafından yıkılmıştır ve İstanbul'da itilaf devletleri tarafından işgal edilmiştir. Böyle bir dönemde Sibirya'da Türk dünyasının önemli isimleri bir araya geliyor ve neler yapabiliriz? Türk dünyasını kurtarmak için ne yapabiliriz diye görüşme yapıyor. Bu görüşme sırasında Zeki Velidi Togan, Ayaz İsaki, Mustafa Çokay, Ali Han Bukihan gibi önemli isimler Rusya ile birleşerek Alaşor'da, Türkistan, diğer muhtariyetlerin gücünü birleştirerek bir Türk Müslüman devletini kuralım, başına da Yusuf Akçura geçsin diye teklif ediyorlar. Fakat o zaman üç tarzı yazan daha genç yaşında ve Türk düşünce tarihinde önemli isim olan mütefekkir, düşünce adamı Yusuf Akçura düşünerek diyor ki, hayır, bu işte bir şey çıkmaz. Artık bizim coğrafya, Türkistan coğrafyası artık bir uykuya dalmak üzere. Burayı kurtarmak mümkün değil şimdilik. Fakat İstanbul'da bir karanlık dönem başlıyor. Ancak İstanbul'da, yine Anadolu'da bir kurtuluş meşalesi yakıldı. Türk ocakları olarak da biz buna katılıyoruz, bunu başlatıyoruz. Ve ben İstanbul'a döneceğim. Orada bir Anadolu'nun kurtuluş için mücadele vereceğiz. Eğer Türkiye kurtulursa, güçlü bir Türkiye devleti vücuda gelirse, zamanla Türkistan'daki diğer devletlerin de ellerinden tutar, belki Turan'ın, Türk dünyasının kurtuluşu bu şekilde mümkün olabilir diyor ve dönüyor. Arkasından da biliyorsunuz Zeki Velidi Togan geliyor, Ayaz İshaki geliyor, Mustafa Çopay geliyor. Hepsi de Türkiye'nin kurtuluşu için mücadele ediyor. Anadolu'nun kurtuluşu için bazıları silahla, bazıları kalemle mücadele ediyor. Ve Yusuf Akçura'nın dediği gibi oluyor. Türkiye Cumhuriyeti kuruluyor. Sonra 1991'de Orta Asya'daki cumhuriyetler, Türk Cumhuriyetleri bağımsızlığını ilan edince hemen tanıyor, elini uzatıyor ve bugünlere gelmesine çok büyük bir katkıda bulunuyor. Dolayısıyla güçlü Türkiye demek, güçlü Türk dünyası demektir. İşte bundan dolayı bağımsızlıkların 25. yıl dönümünü kutlayan Türk Cumhuriyetlerinin bu güzel yıl dönümünde Yusuf Akçuraların kurucu olduğu Türk Ocakları'nın ödülünü almak bizim için çok büyük bir şereftir. Aslında bu ödülü şahsım adına olarak değil, mensubu bulunduğum ve bizim devlet başkanlarımızın kurucu olduğu Sayın Nazarbayev'in teklifiyle kurulan Türk dünyasındaki bilim ve eğitimi koordine etmekle mükellef Türk Akademisi'nin adına kabul ediyorum. Bu arada bu ödülün büyük dava adamı, Türk dünyasına yeni ruh kazandıran, ruh adam olan İhalatsız adındaki ödül olması da bizim için çok önemlidir. Çünkü
Cumhuriyeti'nin önemli projelerinden birisi Türk Dünyası'nın ortak tarih projesidir. Biz bunu tamamladık. Devlet başkanlarımıza sunduk. Milli Eğitim Bakanlıkları'nın son kararını bekliyoruz. Ve bu tarih kitabını düşünürken, tasarlarken biz nihayet sizin prensibiyle yola çıktık. Türk milleti, Türk tarihi tektir, bütündür. Değişen sülalelerin adıydı, değişen devletlerin adıydı. Fakat bizim halkımızın, milletimizin bütün 5000 yıllık, 10.000 yıllık Türk tarihi bir bütündür. Ve bizim bütün coğrafyadaki çocuklarımız bu tarih bilincini, yani Nihalatsız'ın bize aşıladığı tarih bilinciyle okuyacaktır, eğitim alacaktır. Dolayısıyla bu tarih kitabının yazarı da, onun konseptinde ortaya yatan da Nihalatsız diyebiliriz. Dolayısıyla bu ödül de bizim için çok anlamlıdır. Ayrıca burada yine söylemek istediğim, tabii ödül insana teşvik verir, fakat biz bunu bir avans olarak kabul ederiz. Akademinin ve Türk dünyası ile ilgili çalışmalarımıza bir teşvik olarak kabul ederiz. Bununla birlikte ömür hayatı boyunca rahat görmeyen, ödül almayan, kendisine Türk dünyasına adayan Nihalatsız'ı da bir örnek alacağımızı da burada ifade etmek isterim. Türk ocakları bizim baba ocağımızdır. Ocak her zaman kutsaldır. Dolayısıyla ocağımız hiç sönmesin. Bu yıl kutlamakta olan bizim cumhuriyetlerimiz 1000 yaşasın. 100 yaşındaki Türk ocağımız da nice yüzyıllar yaşaması temennisiyle hepinize teşekkür ederim.